Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bakın böyle bir e, inci dalımız var. Bunu her tuhafiye de bulabilirsiniz arkadaşlar. Olmayan tuhafiye yok. Bu sarı bir inci. Beyaz incinin sarı renkli olanı. Bunu bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle yapacağım kadar olanını ipime geçirdim bu şekilde ve bu da arkadaşlar hürrem boncuğu bakın hürrem boncuğumuz da bu şekilde peki sağlamlığı açısından garanti veremem ama görünüşü çok güzel bir pul arkadaşlar şöyle parıltısıyla insanları cezbedici bir görüntüsü var evet şimdi bu iki inci ve hürrem boncuğunda sizler için kolay mı kolay şöyle bir model hazırladım bundan bir iki video önce arkadaşlar yapraklar arasına koymuştum yapılışı yaprağı alt çubukları derken kenar yaprağı derken biraz oyalayıcıydı bu çiçeği sade kolay bir şekilde nasıl size yaptırırım diye düşünürken bu şekilde tasarladım arkadaşlar Sadece hürrem boncuğundan. Bakın bir de bu fazla ağır değil. Diğer mesela bir taş boncuk eskiden yapardık böyle kalın. Tülbet başımızda durmazdı. O derece yani boncuğun ağırlığı tülbenti kaydırırdı yere düşürürdü yani. Ama bu öyle değil çok hafif. Bir de arkadaşlar sadece şöyle kenarlarından tutturup içinde sağlamlarını seçerek yaparsanız bu şekilde şöyle bir tane çeyizlerinize kızlarınıza veya gelinize bir tane bile olsun bu şekilde renkli. Çünkü gençler rengarenk böyle cıvıl cıvıl renkleri seviyorlar. Su yeşili olsun. Böyle nar çiçeği olsun. Renklerden hoşlanıyorlar. Arkadaşlar ben e, elimde nar çiçeği rengincim yoktu. Eğer bulursanız siz o renk de koyabilirsiniz. Benim elimde sarı vardı. Bu şekilde hem örnek amaçlı hem de bu da fazla kötü olmadı. Fena olmadı. Bakın arkadaşlar şöyle daha net anlaşılırsa altakta koyayım. Bu şekilde sarı da yani biraz hareket kattı, renk kattı. Farklı bir renk olarak patladı yani bence. Ben beğendim inşallah sizde de beğenmişsinizdir. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle tülbentimizi üçer zincir çektim galiba sanırsam arkadaşlar. Bu şekilde tığ battısını hazırladım. Ve ipimizi tığımıza tutturduk. ilk başlarken nasıl başlayacağız? Aynen o şekilde. Şimdi yapım aşamasını başlatacağım bakın bir zincir çektik ipimizi tığımıza tutturduk olarak düşünün ipimiz havada ve 3 defa tığımı doluyorum trabzan yapacağım şöyle siz herhangi bir tığ battıya burada ara olduğu için ben iki tane atlıyorum herhangi bir tığ battıdan böyle 2 2 2 2 alarak bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum Trabzanı yaptıktan sonra hemen bir zincirimi çekiyorum trabzanıma ve şöyle hürrem boncuğumu alıp bir tane boncuğun herhangi ilk olduğu için boncuğun arasından giriyorum. Şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum. Sabitledikten sonra bir zincirimi çektim bakın bu şekilde sabitledim ve ortasına sarı incimi koyacağız. İncimi indirdim kapatıyorum sık iğne ile üzerine bir tane zincir çekiyorum şöyle bakın ortasına bu şekilde yerleştirdim şimdi 3 üç altta 3 de üstte kalacak tam ortadan bu şekilde giriyorum tığımla bakın buraya sabitledim hemen sık iğne ile buraya tutturdum dibine yine şöyle sık iğnemin oturması için boncuğuma iyice bir zincirimi çekiyorum. Yine 3 defa dolayacağız. 1, 2 ve 3. Tığımı 3 defa doladım. Aynı tığ battığının içine tekrar bir trabzan daha yapacağız. Buraya üçgen bir trabzanımız olmuş olacak. 2, 2 ve 2. Hemen trabzanımın tepesine bir tane zincirimi çekiyorum ve alıyorum hürrem boncuğumu Şöyle ön tarafından herhangi bir ilk olduğu için aradan şöyle sık iğne ile tutturuyorum. Kenarına bir zincir çekiyorum. Şöyle yine incimi akıtıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Üzerine bir zincirimi çekiyorum. Ve bakın kolaylıkla hemen kenarlarında da birer zincir olduğu için yetişiyor. 3 tanesi aşağıda, 3 tanesi de yukarıda Şöyle biraz hafif bir içeri dalmak için ipimi uzatıyorum arkadaşlar. Dar bırakırsanız içeri girmeniz zor olur. Bu şekilde buradan sık iğne ile sabitliyorum bakın. Ve üzerinde iyice oturması için bir zincirimi çekiyorum. Yine 3 defa tığımı dolayacağım. Yine aynı bakın tığ battının içine trabzan yapacağım. Aynı tığ battığı şu açılım için arkadaşlar bakın. Aynı çiçeği tutturmak için. Şöyle ikişer ikişer alıp başa kadar çıktım çok da güzel oluyor bakın arkadaşlar yani bir albenisi oluyor Şimdi tekrar Yapımına başlıyoruz bu şekilde Bakın kaç saniyemizi bile almıyor arkadaşlar hem kolay hem de görünüşü Şöyle güzel olan Bir model Evet trabzanımızı yaptık bu şekilde Şöyle dibine bir tane zincir çekiyorum Yine boncuğumu alıyorum bu şekilde. Yapımı da zevkli böyle ışıl ışıl. Sık iğne ile sabitledim. Dibine bir zincirimi çekiyorum. Yine incimi şöyle alıyorum bir zincirimin üzerine, üzerine bir zincir. Bakın hemen yerleşiyor arkadaşlar kendisi. Tam 3 Üç aşağıda 3 de yukarıda olmak üzere şöyle aradan bakın giriyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum dibinde de bir tane zincir çekiyorum 1 2 3 defa tığımı doladım aynı tığ battığının içine giriyorum ve 2 2 2 ve 2 bu şekilde yine bir tane daha yaptık Tekrar yenisini yapmak için bir zincir çekiyorum. 3 defa doladım ve 2 tane tığ battı atlıyorum. 3. tığ battıma 2 2 2 2 olarak aldım. 2 2 olarak alması biraz bakın arkadaşlar. Normal tek tek almaya göre daha kalın. Bir zincirimi çektim. Şöyle dibine yine hürrem boncuğumu alıyorum. Ve bu şekilde boncuğumuzu kapatıyoruz dibine de bir tane zincir çektim ve boncuğumu akıttım sarı incimi akıtıp sık iğne ile bir zincirimin üzerine sabitliyorum ve onun üzerine tekrar bir zincir takıyorum hemen ortasına taktım bakın şöyle ipimi hafif uzatıyorum şöyle bir bakıyorum hemen tam 3'ün 3 ile dördün arasından dalıp bir tane ilmek alıp bu şekilde bakın arkadaşlar hemen sık iğne ile sabitliyorum üzerine oturması için sık iğnemin bir zincir yine üç defa doluyorum aynı yuvanın içine girip 2 2 2 ve 2 bu şekilde bakın çiçeğimiz oluştu Evet arkadaşlar Yine bir tanesini bitirdik. Yenisi için tığımın başını 3 defa doluyorum. 2 tane tığ battımı bırakıp 3. tığ battıma evet, tekrar yapalım. 1, 2, 3 girdim. 2, 2, 2, 2 şöyle arkadaşlar dibinde bir zincir. Hemen hürrem boncuğumu alıyorum. Şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum. Hemen dibine bir zincir çekiyorum. Yine incimi akıttım ipimden. Şöyle sık iğne ile kapatıp üzerine bir zincir. Birer zincir arasına incimizi alıyoruz. Yine tam ortasından geçiriyorum. Bakın şöyle hafif ipinizi uzatmanız gerek arkadaşlar. İpinizi uzatmadığınız takdirde içeri girmesi zor olur. Sizi zorlar yani. Hemen buraya sabitledim üzerine oturması için bir zincir yine 1 2 ve 3 defa tığımı doluyorum hemen trabzanıma girdim 2 2 2 ve 2 olarak alt tekrar bir zincir çekiyorum işte arkadaşlar bu kadar bakın iki saniyede yapabileceğiniz hemen bunu mesela 6 tığ battılı sını yaptıktan sonra bir günde dahi yapabilirsiniz hazır tığ üzerine çünkü daha rahat oluyor hemen yap mesela birine hediye mi götüreceksin anneler günü e, kayınvalideniz anneniz için hediye onlar pek böyle şeyi örtmez ama hani bayramda <laughs> düğünde misal belki ruhu genç anneler kayınvalideler de vardı şimdi eskisi gibi değil yani evet 3 defa doladım iki tane tığ battı atlayıp şöyle 2 2 2 ve 2 şimdi bakın dibine hemen bir zincirimi çekiyorum trabzanımdan sonra boncuğumu alıyorum ortasından girip buraya sık iğne ile sabitliyorum tekrar bir zincirimi çekiyorum Yine incimi alıyorum. Şöyle dibinde bir zincir çekiyorum. Hemen arkadaşlar bunu şu şekilde şöyle elimle çevirip ortasına yerleştiriyorum. Bakın buradan aradan girip ilmeğimizi çıkarıp şöyle 3 aşağıda 3 yukarıda olduğuna dikkat ederek bu şekilde tam ortadan sık iğne ile ömlüyorum. Şimdi buraya dibine bir zinciri çektik otursun diye. 3 defa da tığımı doladım ve aynı tığ battığımın içine giriyorum. 2 2 2 2. Tekrar bir zincir. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim yaptığımız iş bu kadar. Bakın hiç ütüye bile ihtiyacı yok. Şöyle ipimizi çekelim. Bakın. Yaptığımız iş bu. Kalıp gibi. O da şu iki kere iki iki, 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 almamızdan arkadaşlar. Ütüye daha ihtiyaç yok. Eğer ütülerseniz şöyle arka tarafından üzerine ben havlu koyarım arkadaşlar. Havlu daha güzel oluyor. Havluyla aşağıdan yukarı değil de şöyle tam ortasına mesela şu çakmağımızı ütü olarak düşünelim. Şöyle tam ortasına Kaldırıp kaldırıp değdiriyorum. Böyle sürme yapmıyorum böyle boncuk türlerinde. Ee, bu mesela çakma demin dediğim ütü olarak kabul edelim. Şöyle şöyle sürmüyorum. Bunu şöyle havluyu koyuyorum üstüne. Mesela bir mutfak havlusu küçük rahat ediyorum. Beyaz bir temiz bir havluya. Ee, sadece ütü için kullandığım küçük. Zaten onlar da 1 liraya mı 2 liraya mı ne almıştım arkadaşlar? Böyle üzerine koyup ütüyü Bastırıp bastırıp buharı verip verip kaldırıyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor. İnşallah demek istediğim anlaşılmıştır. Evet modelimde bu şekilde. Evet her zaman arkadaşlar iğneden tığa ağır ağır sık iğneli modeller olacak değil ya. Arada böyle hafif zarif modellerinde olması bence çok hoş. Evet siz de hani hafif diye az izleyip beğeni az yapmayın arkadaşlar emeklerim için her zaman iyi günde kötü günde değil mi? Gerçek dost dostunun yanında olandır. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmanızı bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.